Nevroz'un bu yılki önemi şiddetin, baskının, yıldırmanın, yoksulluğun, savaşların yükseldiği bir dönemde Nevroz baharına, bayramına girmekteyiz. Doğanın uyanışıyla birlikte insanlığın, toplumların da uyanışına öncelikle vesile olmasını diliyorum. Dünyada büyük bir kaotik ortamın, Orta Doğu'da büyük savaşların gelişmeye başladığı, binlerce insanın çok kısa sürelerde yaşamını yitirdiği bir dönemde Nevroz ruhunu, Nevroz direnişini yeniden diriltmek bütün toplumların aslında bir görevi ve sorumluluğudur. Bu sene bir seçim ve Nevroz'a birlikte gitmekteyiz. Aslında dünyanın neredeyse yarısı toplumsal seçimlerin, işte demokratik seçimlerin ve sandık seçimlerin yapıldığı bir döneme gidilmekte. Aslında dünyanın yarı yarı kaderini belirleyecek bir tarih, bir bahar, yeni bir başlangıca evriliyoruz. Özellikle Kürt halkı olarak düşündüğümüzde Sayın Öcalan'a uygulanan tecritle birlikte bütün topluma, başta Kürt halkına, ezilenlere, direnenlere uygulanan baskının daha çok arttığı, bütün topluma bu tecritin yayıldığı bir cevap verilmediği takdirde bunun daha derinleşerek devam edeceği açıktır. O yüzden bu Nevroz sadece bir Nevroz olarak değil, bir toplumsal direniş, doğanın uyanışı, yeniden yenilenme hali ile insan sosyolojik toplumsal olarak düşündüğümüzde insanın da bir yenilenme süreci olması gerektiğini düşünüyoruz. Yeniden bir direniş ruhuna geçmemiz gerektiğini düşünüyoruz. İnsan kendini bilen doğadır. İnsan olmasaydı doğa uyandığını bilmeyecekti. Ama insan uyanış için baharı seçmiştir. Bahar direnmek için güzel bir mevsimdir. O yüzden toplumsallıkla bütünleşmiştir doğanın o dirilişi, yeniden varoluşu. İnsanla doğaya uyması gerekir. Evet, insan doğa ne kadar kendisini her bahar, her mevsim yeniliyorsa, insan da toplumlar da başta da Kürt halkı bu kendi direnişini, kendi var olma halini, kendini gözden geçirip yeniden bir direnme ruhuyla kendini yeniden yenilemelidir. Baharın olması tesadüfü değildir. Doğa uyandığı için insan uyanmıştır. Ama bunu kavrayan insandır. O yüzden insan kendi uyanışını da kavrayıp uyanmalıdır diye düşünüyoruz. Bu yüzden önemlidir. Kürt halkı için evet toplumsal bir direniştir. 2500 yıldan fazladır bu böyledir. Bugün de böyle olacaktır. Var olmak için böyle olmalıdır. Yani Nevroz mesajının öncelikle bir bahar havasına geçmesini diliyorum. Ondan sonra direniş ruhuyla geçmesini diliyorum. Bütün ezilenlerin, yoksulların, dışlanmışların, kadınların, gençlerin nerede olursak olalım Nevroz bayramına, Nevroz diriliş ruhuna her yerde sahip çıkarak dehaklara, zalimlere bir cevap vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Halkımızı buldukları her yerde alanlara çağırıyoruz.